Terim bak, sonra konuşacağız bunların hepsini, tamam mı? Hadi gel eve gidelim. Cihan! Çekil! Lütfen Cihan! Seviyor musun Gülrüyü? Seviyor musun Gülrüyü? Söyle, evlenecek misin? Cihan ne olur yapma, lütfen bırak onu, lütfen Cihan! Söyle, evlenecek misin? Evlenecek misin söyle! Söyle lütfen söyle, evlenecek misin? Lütfen söyle, Gülrüyü mü seviyorsun? Söyle Gülrüyü mü seviyorsun? Söyle lütfen söyle, Gülrüyü mü seviyorsun, evlenecek misin söyle? Seviyorum. Cihan bırak onu, lütfen bırak Cihan. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Evlenecek misin Ömer'le? Söyle, seviyor musun Ömer'i, lütfen söyle. Cihan! Söyle lütfen söyle, seviyor musun Ömer'i, ben seni çok sevdim. Cihan, Gülrü beni sevmiyor. Doğru mu bu? Doğru mu bu? Doğru. Doğru, ben sevmiyorum Ömer'i. Sevmiyorum, lütfen bırak. Seni üzülme. Lütfen. Lütfen sen üzülme. Ağlama. Yaş! Lütfen sen üzülme. Büyük bir travma onun için. Bu ilaçlar onu sabaha kadar uyutur. Tedavisi için radikal bir çare düşünmemiz gerekebilir. Mesela kliniğe yatırabiliriz Gülfem Hanım. Buyurun, dışarıda konuşalım. Peki. Gülfem Hanım, kliniğe yatması çok daha doğru olacak şu aşamada. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Ev kendisi için uygun bir ortam olmayabilir. Kendisine veya çevresindekilere tekrar zarar verebilir ama. Tamam, evi daha güvenli hale getiririm. Halide! Oturun lütfen. Efendim? Evi baştan aşağı kontrol et. Kesici, delici ne varsa ortadan kaldır. Özellikle Cihan'ın odasını iyice elden geçir. Bize iki kahve getir lütfen. Peki. Gülfem Hanım, sizi anlıyorum ama... Candan Hanım, kardeşimin evde gözümün önünde olmasını istiyorum. Ne tedavi uygulayacaksınız, burada yapacaksınız. Nerede bir fetvazlık var Yener Efendi orada? Al, bu taşın altından da o çıktı. Ya babam, Yener'in ne suçu var? Ya sen görsen o çocuğu bırakır mıydın sokakta öyle? Alıp köşke getireydi ya. Ne diye eve götürüyor? Ya havle vela, ne diyeceğim ben şimdi Gülfem Hanım'a? Of, vallahi bıktım usandım. Bıktım usandım artık. Bu enişten var ya, babamı ağzıyla kuş tutsa yaranamıyor. Ama yeter ya, yeter. Ben de arada kalıyorum artık. Ben de insanım ya. Ablam, üzülme sen, ne olur. Ya bilmiyor musun babamı? Eniştemin hiçbir suçu yok. Cihan konusunda en büyük hata bende. Eve uğramıştım bir şeyler almaya. 5 dakika görebilir miyim seni?
Gülür yapma ne olur. Ya senin bir suçun yok ki. Cihan hasta. Yani seni takıntı haline getirmiş görüyorsun. Ben sadece onunla konuşmak için doğru bir zaman bekliyordum. Ne bileyim Gülfem Hanım'ın böyle her şeyi aniden söyleyeceğini. Ama onun kardeşini bile düşünmeden böyle bu kadar bencilce hareket edeceğini tahmin edebilmem gerekiyordu benim. Üzme artık kendini. Bak Cihan'ın durumuna en az senin kadar ben de çok üzülüyorum. Ama artık biz ne yapacağız? Buna bakalım, önümüze bakalım. Yarın sabah ilk iş Cihan için psikiyatr arkadaşım var, onunla konuşacağım. Yürü. Baba. Ne işin var kızım senin burada? Biz Cihan'la ilgili konuşuyorduk. Hadi. Salih Bey, biraz konuşabilir miyiz? Sen eve geç kızım. Tamam baba. İyi akşamlar Gülfem Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülfem Hanım, Cihan nasıl? Nasıl mı? Sen bir de utanmadan gelip bana bunu mu soruyorsun? Gülfem Hanım lütfen üstüme gelmeyin. Bugün yaşadıklarımız zaten hepimiz için çok ağır. Ah çok özür dilerim Gülruh Hanım. Siz gerçekleri söylemek istemediğiniz için kardeşim kendine Ömer'e zarar vermeye kalkışsın. Ama ben sizin üstünüze gelmeyeyim. Ne kadar hassasmışsınız. Ben sadece Cihan'ı düşündüğüm için. Ya daha korkunç şeyler olsaydı? Ya çok daha kötü şeyler olsaydı? İşte çok daha kötü şeyler olmasın diye ben ona alıştıra alıştıra söyleyecektim. Asıl siz birden söyleyip Cihan'ı kışkırttınız. Ya sen ne hadsiz ne aymaz bir şeymişsin. Gülfem Hanım ben olanları söylüyorum. Eğer siz bencilce davranıp onu kışkırtmasaydınız bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Bakın Salih Bey, bana güvenebilirsiniz. Kızınıza karşı hislerim öyle gelip geçici bir heves değil. Eğer siz de rıza gösterirseniz... ben Gülür'üyle evlenmek istiyorum. Bu işin oluru yok Ömer Bey. Başkalarının mutsuzluğu üzerine mutlu bir evlilik kurulamaz. Biz bu kapıya ihanet etmeyiz. Siz Gülfem Hanım'ın nişanlısısınız. Benim kızımın sizinle hiçbir alakası olamaz. Benim bu işe rızam yoktur. Ne oldu Ömer? Bir şey mi var? Bir şey yok anne. Bahçıvan'la ne konuşuyordun? İyi geceler anne. Lütfen, lütfen böyle yapma Ömer. Konuş benimle, kahroluyorum. Lütfen. Anne konuşacak bir şey yok dedim. İyi geceler. Merhaba Güldürü. Merhaba Ömer. Ne yapıyorsun? Eve bir uğradım da birazdan çıkacağım. Ben de seni arayacaktım. Kapıda buluşuruz. Tamam çıkıyorum. Tamam. Günaydın. Günaydın. Sen köşke mi taşındın yine? Yok hayır, Mebrure'yi görmeye geldim ben. Güne seninle başlamak ne güzel gülüyor. İyi ki aradın. Ya gözüme uyku girmedi ki zaten. Ya ne oldu? Yani anlatmadın hiçbir şey. Erkek erkeğe konuştuk deyip kapattın. Yani anlatsaydım gelmezdin ki. İyi ki de anlatmamışım. Ya Ömer çatlatma beni meraktan. Babam da hiçbir şey söylemedi. Seni babandan istedim ben. Aa, sen ciddiysin. Babana evlenmek istediğimi söyledim. O ne dedi?
Yani şimdilik güzel kızını vermeye pek niyetli değil. Ama zamanla fikrinin değişeceğinden eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.